Olay.com.tr'den herkese merhaba, ben Yaman Kaya. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz BEPKA Genel Sekreteri Sayın Zeki Durak. Kendisiyle birlikte ekonomik anlamda önemli bazı konuları konuşacağımızı düşünüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum öncelikle yayınımıza katkınız için ve ben ilk olarak efendim kırsal kalkınma çalıştaylarınız oldu. Bununla başlamak istiyorum. Bu kırsal kalkınma çalıştığı başlığını açacaksak nelerden bahsetmemiz gerekebilir? Bir de yanılmıyorsam 15 milyonluk, yani yaklaşık olarak tabii bu henüz kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. 15 milyonluk bir hibe desteğinden Bursa, Bilecik ve Eskişehir'i kapsayan bahsediliyor, konuşuluyor. Dediğim gibi tekrar altına çizim kesinleşmiş değil ama olacağı düşünülüyor. Bir de yanılmıyorsam 10 milyondu bu. 15 milyona çıkacağı ifade ediliyor. Neler söylemek istersiniz? Kimler nasıl yararlanabiliyor? Bu kırsal kalkınmadan neyi kastediyor BEPKA? Evet, teşekkürler. Şimdi dediğiniz gibi yakın zamanda kırsal kalkınma çalıştayı düzenledik. Bu çok verimli geçti. Bu çalıştayda belediyelerimiz, STK'larımız, derneklerimiz, kooperatiflerimiz bir araya geldik. Ve bölgemize yapılacak stratejileri konuştuk. Ve gerçekten çok verimli bir çalıştay oldu. 3 ilde de bu programları düzenledik. Önümüzdeki dönemde de kırsal kalkınma ile ilgili bir mali destek programı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. Yakın zamanda da bunun çalışmalarını duyuracağız. Bu programa kooperatifler başvurabilir, dernekler başvurabilir, belediyeler başvurabilir, kar amacı gütmeyen kurumlar başvurabilir ve daha çok zaten bizim istediğimizde işbirliklerinin daha fazla yapıldığı projelerin başvurması. Şimdi burada 3 ilde toplamda bu 15 milyon eğer belirlenirse nasıl dağıtılıyor? İllere göre değişiyor mu yoksa projeye bazlı mı proje dağıtılıyor? Proje bazlı tabii. Proje bazlı dağıtılıyor. Zaten biz bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, hazırlıklarımız devam ediyor. İlan ettikten sonraki süreçte başvuruları zaten bizim web sitemiz üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Ve başarılı projeler tabii değerlendirme sürecinden sonra destek sürecine geçecek. Zaten hatırlarsanız 2020 yılı içerisinde bir 8 milyon bir kırsal kalkınma mali destek programı desteğimiz olmuştu. Yine yenilik, verimlilik ve organize sanayi altyapı ile ilgili çalışmalarımıza da toplamda 42 milyon bir destek vermiştik, hibe desteği vermiştik. Şu anda bu çalışmalarımız da devam ediyor. Fakat biz tabii kırsaldaki ihtiyaç ve bölgedeki gelen talepler doğrultusunda bu yeni bir kırsal kalkınma mali destek programı daha planladık. Bunun altını şu şekilde çizmek lazım. Hibe bu. Yani öyle bir kredi gibi değil. Hibe desteği olması önemli. %75 oranında hibe şeklinde. Bununla alakalı dediğimiz gibi süreç şu an devam ediyor çalışmalarımız. Fakat yakın zamanda, çok yakın zamanda bunun duyurusunu da yapacağız. İnşallah Aralık ayı içerisinde bir aksilik olmazsa mali destek programımızı ilan edeceğiz. Tabi burada ilan ettiğimiz zaman tüm detaylarını oradan ulaşabilecekler. Sizi de bir daha o zaman misafir ederiz. Bu sefer direkt o konu üzerinde evet, detayları tabii paylaşmış oluruz diyelim. Şimdi efendim tabii 2021 artık bitiyor. 2022'ye merhaba diyeceğiz. Ve 2022 anlamında bu genç istihdamıyla da ilgili bazı projeleriniz var yanılmıyorsam. Evet. Neler söylemek isterseniz bir genç istihdam yılı olacak mı? Bursa özelinden de biraz konuya bakmak isterim açıkçası. Evet. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tüm Türkiye'deki tema yılı olarak önümüzdeki yılı genç istihdam yılı olarak belirledi. Gerçekten bu bizim de çok önem verdiğimiz bir konuydu. Genç istihdamına ilk geldiğimiz günden beri biz projelerimize gençleri istihdam edenlere ilave puan maddesi koyduk. Gençleri projelere daha fazla dahil etmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de gençlerle ilgili neler yapabiliriz diye nasıl ki kırsal kalkınma çalıştayları yaptık. Önümüzdeki günlerde üniversiteli gençlerle bir araya gelmek istiyoruz. Üniversitelilerle, gençlerimizle ve mezunlarımızla. Onlarla da hem bizim planladıklarımızı hem de onların ne talep ettikleri konusunda böyle bir çalışmalar yapacağız. Bir araya geleceğiz. Hem Bursa'da Uludağ Üniversitemiz olsun, Bursa Teknik Üniversitemiz olsun, diğer illerde de yine aynı şekilde bu programları yapacağız. Aralık ayında böyle bir planımız var. Sonra da gençlerin istihdamına yönelik proje geliştiren kurumlara desteklerimiz olacak. Bunlarla ilgili bazı destekler üzerine çalışıyoruz. Faizsiz finansman desteği ve yine farklı destek programlarını şu anda üzerinde çalışıyoruz. Fakat biz gerçekten bölgedeki paydaşlarımızla da görüş alışverişinde bulunarak en bölgenin kalkınmasına yönelik en iyi projeleri geliştirmeye hedefleyeceğiz. Hakikaten çok önemli. Aslında BEPKA'nın üstlendiği misyon çok önemli bence.
Ama ben BEPKA ile ilgili şunu da hep merak ediyorum. Şimdi baktığımızda hani bir genç bir projesi var ama hani nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bazen bilemiyor. Hani ben geçmiş yıllarda da tanıklık ediyordum bazen. Hatta bazıları işte ya biz BEPKA'ya proje yazma konusunda uzmanlaştık. Bunu bazı böyle hani ticarete dökenler de var mıydı yok muydu, evet, onu da bilmiyorum. Evet. Yani bu durumla ilgili şu andaki günceldeki tablo nasıl? Bununla da ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Yani BEPKA'ya ben şimdi elimde güzel bir proje olduğunu inanıyorum ama bunu yani sizin onayınıza, karşınıza gelecek şekilde sunmanın yolunu bilmiyorum. Bununla doğru. ilgili BEPKA'dan bize birileri yardımcı oluyor mu? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi normalde zaten destek mekanizması olarak COSGAP'in, TÜBİTAK'ın bazı destekleri var. Biz BEPKA olarak daha çok kurumların projelerini destekliyoruz. Yani girişimcilik merkezi kurulması, gençlere girişimcilik eğitimleri verilmesi. Mesela üniversitelerimizde yürüttüğümüz CDAP, TECAP diye programlarımız var. CDAP hiçbir daha şirket olmamış ama fikri olmuş kişiler bunu nasıl şirkete dönüştürebilir gibi bir süreçte destek almak istiyorsa CDAP programımız var. Yani bir fikrim var. Bu fikri nasıl hayata geçiririm, nasıl şirket kurarım diyorsa CDAP programına başvurabilirler. Şirket kurduktan sonra da TECAP dediğimiz, teknoloji bir yükseltme seviyesine geçtiğimiz TECAP programımız var. Şimdi bunların devamında da hem girişim sermayesi fonu kurmaya çalışıyoruz, hem de paya dayalı kitle fonlama sistemiyle ilgili bir çalışmamız var. Biz bu girişimci firmalarımızın girişimlerini ve şirketlerini de hem bölgede kurulacak böyle bir fon hem de kitle paya dayalı kitle fonlama sistemi gibi bir sistemle yatırım bulmaları konusunda bir çalışmamız olacak. Yani biz aslında BEPKA olarak tabii ki dediğimiz gibi diğer kurumlarımızla işbirliği halindeyiz. COSGAP ve TÜBİTAK'ın zaten yeni kurulan firmalara belli bir destekleri söz konusu. Bizim destek mekanizması üzerine çalıştığımız kısım ise şu anda bu eğitimler alan firmaların fikirlerini oluşturduktan sonraki süreçte yatırım almaları ve bizlerin de bu firmalara yatırım bulma konusunda destek olmaları. Bu çok önemli. Özellikle bu bahsettiğiniz CDAP şeyi konusu çok önemli. Elimde bir fikrim var ama bu fikri nasıl hayata geçireceğimi bilmiyorum. Nasıl şirket kuracağımı bilmiyorum. Aynen. Bu konuda rehberlik yapmanızın da açıkçası altını çizmek gerekiyor ve takdire şayan bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Hemen şunu da ilave edeyim. Mesela web sitemizde zaten CDAP'la ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. BEPKA sayfamızda yenidik, BEPKA web sitesine. CDAP'la ilgili hem merak eden arkadaşlarımız olursa da fikri olanlar, önerisi olanlar, katılmak isteyenler, bununla ilgili duyurularımızı zaten yapıyoruz. Bugüne kadar CDAP programında 3 kez gerçekleştirdik. Üniversitelerimize bunu paydaş olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Buradaki eğitim İlgi üniversite... nasıl efendim? Gençlerin yoğun çok bir talebi var değil mi? İlgi var ve bu firmalar genelde biz gerçekten gençlerde firmasını kuran, ihracat yapan, istihdam oluşturan gençlerimizin bu programda başarılarını gördük. Gerçekten çok güzel başarılı hikayeler yavaş yavaş oluşmaya da başlıyor. Önümüzdeki dönemlerde bunların meyvelerini daha da göreceğimize inanıyorum ben. Fakat biz fikri olan, projesi olan gençlerin her şeklinde yanındayız. Ve bu programlara da ihtiyaç olması durumunda sürekli tekrar etmemiz de mümkün. Bununla ilgili talepler zaten yıl içerisinde toplanıyor ve biz ihtiyaçlara göre bu programları tekrar programlarımıza alıyoruz. Efendim ben son olarak da Bursa İpeği projesini konuşmak istiyorum. Aslında konuşacak çok fazla başlık var ama evet. Sizleri burada sık sık misafir etmek istiyoruz. Ondan sağ bölerek yapmış olalım. Bu Bursa İpeği tabii çok önemli. Evet. Bursa açısından evet. Konuşacak olursak. Aslında unutulmaya yüz tutmuştu. Hatta unutulmuştu ama son dönemde, son yıllarda bunun üzerinde durulması hakikaten tekrar bir canlılığa sebebiyet evet. verdi diyebiliriz. Evet. İşte yanılmıyorsam Büyükşehir Belediyesi'nin de konuyla ilgili evet. bazı çalışmaları vardı. Bu Bursa İpeği projesiyle ilgili de bir bilgilendirme yaparsanız memnun olurum. Evet. Şimdi Bursa İpeği projemiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi gerçekten. Belediyemizin bir projesi. Çok güzel bir proje. Biz de projenin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Ve bu proje kapsamında bölgemizdeki dağ ilçelerindeki hem kadınlarımızın hem de buradaki nüfusun ipek böceği üretimiyle ilgili süreçlere dahil olarak aynı zamanda istihdama kazandırılması ve bölgede dediğiniz gibi yavaş yavaş unutulmaya başlayan ya da eski önemini yitirmiş olan ipekçiliğin tekrar canlanması için çok önemli bir proje. Proje kapsamında ajansımız 2 milyon 300 bin lira bir desteği söz konusu oldu. 3 milyon 275 bin liralık bir proje.
Bu proje kapsamında kadınlarımıza hem eğitimler verilecek hem ipek el üretimi konusunda çalıştaylar düzenlenecek, atölyeler modernize hale getirilecek ve daha etkin ve daha efektif bir şekilde üretim konusunda Bursa'mıza bir merkez kazandırılmış olacak. Ve bu merkez zaten bildiğiniz üzere hem Bursa'mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması 2022'de. Türk soyla, evet, çok önemli bir konu o da. Aynen. Ayrıca de yakın zamanda yine UNESCO'da yaratıcı şehirlerde el sanatları kısmındaki tescillenmiş olması da gerçekten ipekçiliğinde daha da önem kazanacağının bir göstergesi. Biz de ajansımız olarak zaten bu projede çok önem verdiğimiz bir proje. İnşallah bölgemize de hayırlı olmasını diliyorum. Yakın zamanda da belediye başkanımız Sayın Aynur Aktaş'la bunun sözleşmesini yaptık. Şu an çalışmalar başladı. Satın alma süreçleri devam ediyor. Çok yakın bir zamanda da inşallah atölyemiz daha modernize hale gelmiş ve bu konudaki ihtiyaç duyulan iş gücünün ve eğitimlerinde başlanacağı bir döneme giriyoruz inşallah. Evet, ben o atölyeyi ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Hakikaten evet. Ciddi bir emek de var ortada ve Bursa'nın evet. Turizm kimliğinin pekişmesi açısından da son derece önemli. Son demiştim ama bu kez gerçekten son olsun. Bu meslek liselerine hakikaten Türkiye'nin çok ayrı bir önem vermesi evet. gerekiyor. Tabii yapılan konuyla ilgili çalışmalar da var ama hep o artık ara eleman mı deniyordu meslek lisesinden? Evet, yani evet. Bu konuda hep sıkıntılar yaşandı. Evet. Hatta işte zaman zaman da... Biz aradan eleman diyoruz. Aradan eleman aslında olması lazım. Evet. İşte hatta deniyor yurt dışından işte yabancı uyruklular olmasa pek çok sektör evet. durur tarzı açıklamalar da zaman evet. zaman oluyor. Tabii o ayrı bir konu, ona girmeyeceğim ben ama meslek liselerinin bu dijital dönüşümüyle alakalı olarak da BEPKA'nın üstlenmiş olduğu bazı çalışmalar var mıdır? Bunu da sormak isterim evet. son olarak. Şimdi 2019 yılında meslek eğitimle ilgili bir tema yılımız vardı. Yine bakanlığımız ilerletmiş olduğu bu tema kapsamında biz ajansımız olarak 27 tane okulumuza destek verdik. Bursa'da mı bu, 3 ilde mi? Bursa'da 19 okul, 8 okulda Eskişehir ve Birleşik'te. Tabii bu okulların büyük kısmı Bursa'da. Ve bu destek kapsamında okullarımızın atölyelerinin çok büyük kısmı yenilendi. Modernize hale geldi. 15 milyonluk bir hibe desteğimiz oldu. Ve bu yapılan projeler kapsamında biz de bununla alakalı bir çalıştay düzenleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak verilen bu desteğin kazanımlarıyla ilgili bir çalıştay yapacağız. Şimdi 3 ilde bir Bursa'da böyle bir çalıştay planlıyoruz. Ve 3 ilin okullarını ve eğitimcilerini bir araya getireceğiz. Önümüzdeki dönemde de bazı yarışmalar planlıyoruz. Bu yarışmalarımızda mesleki eğitimi daha da atraktif hale getirmek, daha da ilgi çekici hale getirmek ve mesleki eğitim konusundaki gerçekten yapılan güzel çalışmaların gün yüzüne çıkması konusunda bir çalışmamız olacak. Yakın zamanda da zaten yine farklı okulların açılış programlarını yaptık. Bu konuda da hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok yakinen çalışıyoruz. Hem de üniversitelerimizdeki meslek yüksek okullarındaki projelere destek veriyoruz. Gerçekten biz meslek eğitim dediğimizde hem meslek liseleri hem de meslek yüksek okullarını da bu zaten sürecin içerisine dahil ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine meslek eğitim vereceğimiz destekler devam edecek. Dediğiniz gibi Türkiye'nin çok önemli bir sorunuydu. Mesleki eğitime verilen önem belli bir dönem gerçekten biraz değerini yitirmişti. Fakat son zamanda hem aranan elemanlara olan ihtiyaç hem de hem bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da yapmış olduğu desteklerle ciddi bir atılım söz konusu oldu. Modernizasyon söz konusu oldu ve şu anda da sayıların arttığını, önümüzdeki dönemde de inşallah meslek eğitimin yine eski günlerine ulaşacağını düşünüyoruz. Biz de bu temenninize katılalım. Efendim, ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa bir ilave, onu da alabilirim sizden bu arada. Teşekkür ederim. Ama aslında dolu dolu konuştuk bence. Evet. Bir sonraki programa da saklamış olalım. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, olay.com.tr'de bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.